Dağlar, Aksır, mukaddiminin kelamında yoğun olarak var. Bu sır heyetlerin tek ilmi. Bunu hepimizin iyi bilmemiz gerekir. Sura üfüren ilim buydu, Aksır. Hepimiz o sura üfürenleriz burada. Hani dersiniz ya, müsil sahalara inmek, işte iniş bu. Ve bizler bu dünya gücünü devrede tutuyoruz. Bir tek kelam, o zülpirayi denilen ilmin kelamıdır. İyi bilelim, iyi anlayalım ki Aksır budur. Bir tek oluş. Bir tek olabilmek, mukaddes kitap olmak. Ve hepimiz bugün bunu hak ettik ve olduk. Şüphe duymayan durmaya kalkmaz. Dağlarım, durmaya dedim ben, durmaya kalkmaz. Değerliler, dinden farklı bir ilimdir yaşam. Artık insansılar bunu öğrenecekler ve insan olan bunu dinleyecek ve dinleyecek. Farklıdır. Biri öğrenecek, biri dinleyecek. İnsan olan dinleyecek. İnsansı olan anlayacak. Bundan sonraki dönem doğanın gücünün devrede olacağı bir dönem olacak. Doğa özel önem arz eder. Doğanın gücünü herkes kavrayacak artık. Biri bire bir dedi diyenler hep birdirler ama bir kez bile kodlama yapmayanlar kontrol kuramazlar. Şüphe duyanlar şafakta olamazlar. Işığı kıran kendini kırar. Şimdi canlarım, bizler dünya İsra kapılarında hep ilim yaptık ama şüphe duymadan yaptık. Bugün verdiğiniz her neyse mutlaka kendi yüreğinizin ilmiyle verdiğinizdir. Ama daha ötesi de var. Kendinizi koruma altına almanız. Bunu da yapma imkanınız var. Nasıl koruyacaksınız? Mektep olarak. Hepiniz mektep olarak kendinizi koruyacaksınız. Çünkü mektep olmak masaya hak ilmiyle oturmaktır. Bir tek şunu anlamak zor. Ben mektep değil miyim diyorlar çoğu. Mektep demek her şeyi hakikiyetle dinleyebilmek ve yoğunlaştırmak da ve tohumlamak da kodlamak da yapabilmektir. Bilirim. Bence denir planette. Ama bence yok. Birce var. Tekçe var. Bunları insansıların o sorumlulukla okumaları, öğrenmeleri gerekir. Ama insanlığın da dinletmesi gerekir. Hepimiz biriz. Bunu anlamak gerekir. Bence diyen kelamsızdır, ışıksızdır. Bizlere dünya ilmi anlatılmıştı yaşama inmeden önce. Denmişti ki okutacaklar, öğretecekler ama siz sayfaları kapatın ve kendinizi okuyun. Bize bu böyle anlatılmıştı. Kendinizi okuyun. Öz görev budur denmişti. Ve biz planete indiğimiz zaman her şey bize öğretilmeye çalışıldı. Uzak planetlerden bizi dinlediler, izlediler ve Hora kapılarından dillettiklerinde çokları anlayamadı. Yahu dedi, bugün burada, yarın orada, her şafta var olanlar niye birilerinden bir şeyleri öğrensinler? Onlar her şeyi bilmiyorlar mı yoksa? Değerliler, tüm zamanlarda bu hep olmuştur. Şu anda Türkiye çalışması yapılıyor ki bu çalışmada bugün bunu zikretmek istedim. Hepimiz biliş halindeyiz. Bilerek kodlama yaparız, bilerek ışık yakarız. Ama
bize bir şey öğretilmez ve biz hiçbir sahada öğretici değiliz. Çoğu zordur bunları anlamak der. Okumazlar yazdıklarımızı. Dillemezler, dinlemezler. Çünkü ocaklarında şaf yok. Ve biz deriz ki sen kendi yoğunluğunu kodla, ama bunu yapabilmen için bilincinin açılması gerekir. Bunu da ancak bu bilgileri okuyarak yapabilirsin. Bugün verdiğimiz bilgiler bu nedenle özeldir. Bilinç kodlarını açmak isteyen bu bilgileri okuyacak, anlamaya çalışacak ve davayı hak edip kayıtlayacak, kendini okuyacak. Kendini okuduğu zaman işte bilmek budur. Bilişe varacak. Kendini bilecek, kendini kayıtlayacak ve kontrol kuracak. Aksır budur, budur canlar. Aksır budur. Bilmek. Hepimiz beste yaparız. Ama yaptığımız beste hakkımız olandır. Ama biz hakkımızı hak ettiğimiz ilmi kodlarız. Muhammi kapılarda da bu oldu mu? Oldu. Çoğu yaptı bunu ama çok kırıldılar. Niye? Çünkü fırtınalar koptu. Niye? Çünkü çokları anlayamadılar. Bugün bizi anlayacaklar. Anlayacaklar ama Allah'ın tahtı olduklarında anlayacaklar. Hak sahaya vardıklarında anlayacaklar. Kur'an olduklarında anlayacaklar. İşte o zaman aşk kaynağı kalem olacak. Beste yap dediler, yapmam. Güfte yok dedim. Işık ha işte bu dedim. Ve dediler ki niye çalışıyorsun o zaman? Yaradan tahtında tektir. O bir tek olan mahvektir. Hepimiz bir tekiz canlar. Uzak, çok uzak, çok çok uzak bir kalemiz biz ilme. Öyleyse her anız iş budur.